Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün o merakla beklediğiniz videoyla karşınızdayım. Tabi aslanlarım yanımda, şunların bir asaletine bak sen. Anadolu'nun öz evlatları maşallah benim evlatlarıma. Bugün arkadaşlar gecenin öfkesi Hades'le ayımızı tanıştıracağız. Onları sosyalleştirmeye çalışacağız. Her gün yorumlara yazıyorsunuz. Özellikle Hades, Carlos, Hades ayı yorumları geçeyim. Instagram'dan da yazmaya başlamışsınız. Ne oldu Cegi? Bebeğim, babayı çok mu seviyormuş o? Dedim sizleri kırmayayım, madem o kadar istiyorsunuz, elimden geldiğince o sosyalleştirmeyi yapmaya çalışayım dedim. Tabii bu diğerleri gibi olmayacak. Bu çok tehlikeli bir sosyalleştirme olacak. Niye? Çünkü Hades de bir ayıdan nefret ediyor, ayı ondan nefret ediyor. Her fırsatta birbirine dalmak için fırsat kolluyorlar. O yüzden çok temkinli davranmam lazım. Ben de ne yaptım bugün? Şimdi ayıyı buraya bağladım arkadaşlar. Hades'le ikisini direkt bir araya salmayacağım. Ayı buradayken Hades'i ben tasmayla getireceğim buraya. Ondan sonra bakacağım bir tepkilerine. Baktım, bir anlaşma ihtimalleri var. Bu ışık gördük, ondan sonra ikisini bir araya salacağım. Şimdi direkt salarsam dedim Allah korusun girerler. Hiçbir evladında bir kılına zarar gelmesin istiyorum. O yüzden en layıkıyla yapmaya çalışacağız. Değil mi oğlum? Hava biraz sıcakladı ya, köpekler mayışta, ayıya baksana. Aslanım benim. Bir de biliyorsunuz bugün bir video atmıştım sabah. Köpekleri vermekle alakalı birisi yazmış ki o kadar bak 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 sonra pes et, yakışıyor mu tarzında bir yorum atmış. Yani tabi o yorumu atarken de sıcak yatağında uyuyordur, böyle açmıştır telefonu veya bilgisayarı izliyordur. Öyle tahmin ediyorum, yoksa öyle bir yorum atacağını düşünmüyor yani normal bir insanı. Sanki dersin arkadaşlar, bize Allah gökten bir para yağdırıyor, maddi imkanlarımız çok el veriyor, milyoneriz, milyarderiz, elektriğimiz, suyumuz var, insan gibi yaşıyoruz falan. Sanki dersin keyiften veriyorsun. Yani öyle bir yorum atmış ki sinir oldum yani gerçekten. Çünkü zaten beni tanıyanlar bilir. Ben evlatlarıma asla vermem normalde. Hani demek ki bu raddeye geldiysem belli yani sıkıntılar, olaylar. Doğru mu arkadaşlar? Yoksa sizler beni tanıyorsunuz. Zaten ben Türkiye'ye köpek değil evlat niyetine besliyor sloganını tanıtmışım, anlatmışım. Herkesin bu canlara evlat gözüyle bakmasını, sevmesini, saygı duymasını sağlamışım. Hele ki bunca zorluğa rağmen evlatlarıma bakmışım hiçbir şekilde pes etmeden, ama demek ki artık bu raddeye geldiysem belli yani sıkıntılar, ne yapayım şimdi? Yoksa ben ister miyim çocuklarımı vereyim? Sizler beni tanımıyor musunuz? Yani lütfen yorum atarken biraz anlayış bekliyorum insanlardan, biraz empati kurmalarını bekliyorum. Şimdi bir söz var, dışarıdan avrat boşamak kolay diye, bunlara dışarıdan her şey kolay geliyor. Gelsin bu çiftliğe iki gün yaşasın, elini öpeceğim, ayağını öpeceğim, o kadar da büyük konuşayım, benim yaşadığım gibi yaşasın burada. Bak o kadar büyük konuşuyorum arkadaşlar. Benim yaptığım emin olun milyonda bir kimse yapmaz yani ha. Ama bunlar böyle konuştukları zaman geriliyorum işte yani. Değil mi Hades baba? Aslan oğlum benim, ne haber? Karizmanın öz evladı maşallah oğluma. Hades misin? Bak şimdi çıkaracağım seni. Gözünü seveyim, beni şaşırt. Ayıyla kavga etme. Anlaşmanızı umuyorum. Eğer ki anlaşırsanız sizden çok güzel üçlü olacak diyeyim. Tyson'ı da salarım yanınıza. Acayip güzel üçlü olur oğlum, tamam mı? Hades baksana uyku modunda Hades. Neredeymiş lan o? Hadi bir kalk bakayım hadi. Hadi bu boyunu posunu göreyim senin. Aslan oğlum benim. Hadi bir ayıl. Aslan parçam. Hades biliyorsunuz çok deli arkadaşlar. Yani acayip baskın bir köpek. Liderlik özelliği had safhada. Hiçbir erkek köpeği normalde kabullenmez, bir Tyson'la anlaşıyorlar işte. Yani çok riskli olacak. Çok riskli. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan atlatırız diye umut ediyorum. Faysal da antrenmanına girmiş, otlanıyor benim onu. Faysal! Ne haber oğlum? Aslında Hades'i Faysal'ın yanına getireyim mi şimdi? İlk bir Faysal'la deneyelim mi? Ya da boş ver şimdi, tedirgin et benim. Yorumlara yazın. Bir dahakine isterseniz Hades'le özel Faysal'ı bir tanıştırırım. Hades saldırıyor ya Faysal'a. Belki bir ihtimal onları da alıştırırız arkadaşlar. Şimdi ben şu kamerayı bir hazırlayayım. Sonra Hades'ime bir tasmayı takayım. Sonra cıma ayının yanına doğru bir gidelim. Gel oğlum. Aslanım benim. Şimdi Hades'i güzel bir ayarladım arkadaşlar. Ayı hemen dikeldi. Şöyle bir ufak ufak tepkilerini bir ölçelim bakalım. Şimdi sessiz oluyorum, izleyeceğiz.
Süper, süper, süper. Gel Aziz. Gel. Gel oğlum, bir dakika gel. Bekle. Hayır. Dur. Arkadaşlar vallahi Hades beni çok şaşırttı. Şu anda harbiden ayıya hiç saldırmadı direkt. Gördünüz siz de değil mi? Yani şu anda biraz tedirginim hala. Bekliyorum bir hamle yapar mı diye. Tasması bir bollaşmıştı. Onu düzelttim de şimdi. Şu an iyi. Biraz bol kafasından dedim çıkar Allah korusun. Ne olur ne olmaz. Vallahi saldırmadı. Şimdi bir daha bir koklaştıracağım. Hayır gel. Gel abi. Şşt dur. Hayır hayır hayır. Hayır. Tamam hey. Şşt dur. Lan dur. Çık kalam. Hayır. Hayır. Lan dur. Hayır. Çık lan. Hayır lan. Çık. Hayır. Hayır. Bekle. Sakin ol oğlum, sakin. Hey. Hayır. Hayır! Hayır! Hayır kaçın! Tamam, sakin ol, gel. Gel, tamam oğlum, tamam oğlum, tamam. Hadi bekle. Bekle, dur. Dur şimdi, sakin ol. Bekle oğlum. Dur, tamam, hey 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 hey. Hayır! Hayır, akıllı olun. Ufak bir havlaştılar da şu an biraz daha iyi duruyor. Biraz sakinleşti gibiler. Ne olur ne olmaz, gene dikkatli olalım da. Hades iyi misin oğlum? Var mı sıkıntı? Tamam, kavga etmeyin. Diğer köpekler çok gerildi. Gece arkadan beni ısırıyordu bağırdım diye. Hayır, in bakayım. Hayır. Gece sen hakemlik mi yapıyorsun ortada gezip? Bir son kez koklaştıracağım arkadaşlar. Yok, iyi. Gel. Kavga yok. Kavga yok. Ayı hırlıyor bu arada. Ayı hırlıyor. Hades dik dik bakıyor şu an. Onun üstünde otorite kurmaya çalışıyor Hades. Ayı hırladığı için az önce Hades atıldı. Hades şimdi ona dik dik bakıyor diye böyle. Ayı da bir anda hırlayınca Hades ondan sonra atıldı arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim size. Anlaştırmaları muhtemel. Ben bunları anlaştırırım gibi duruyor. Ben bunları anlaştırırım gibi duruyor arkadaşlar. Değil mi Hades'ciğim? Aslan oğlum benim. Hatta şaşırdım, normalde direkt saldırıyordu. Hades ama bu sefer mesela direkt saldırmadı. İyi bir koklaştılar orada, gördüğünüz anlaştılar. Ondan sonra ufaktan diğer köpekler de gaza gelince, havlayınca onlar da gaza geldi. Yani ondan ötürü orada bir sıkıntı oldu. Mesela diğer köpekleri kaparsam eğer, ondan sonra diyorum ki Hades'le ayıyı antrenman alanında salacağız. Mesela şimdi yanımda bir kişi daha olsa farklı yapacaktım. İkinci kez getirdim ya yanına. Biri daha tutacaktı ayıyı. Yan yana yürütecektik bunları. O zaman anlaştırmamız biraz daha muhtemel olurdu. Çünkü ikincisinde direkt dalmadı öyle. Direkt dalmadı. Ama şu anda antrenman alanına koymam çok riskli arkadaşlar. Eğer ki isterseniz bir dahaki videoda artık onu yaparım. Yorumlara yazın. Ona göre bir önlem alırım. Ondan sonra ancak ikisini bir salabilir. Şu anda girebilirler gibi duruyor. Şu an gerildiler ya biraz. O yüzden bir kez daha tanıştıracağım. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Hayır oğlum, kavga yok. Gel. Gel Hades. Hades gel. Hayır. Gel. Hayır. Hayır Hades gel. Gel. Geç geç. Ben arkadaşlar bir Hades'i kapatayım şimdi de. Ne olur ne olmaz. Tasması biraz sakat geldi gözüme. Kopacak gibime geliyor o yüzden. Gel Hades.
Ayı. Ne haber oğlum benim aslan parça? Gel seni bir salayım gel. Gel aslan oğlum benim dur. Dışını şuradan bir çıkaralım. Gel bakayım şöyle yanıma. Karizmanın öz evladı öz. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz orada ayı direkt saldırmıyor. Yani geri çekiliyor kavga etmemek için. Böyle yapmasının sebebi ayıyı sürüden aldım ben. Belki o zamanlar izlemeyenler vardır. Yaklaşık 10-15 tane köpeğin içinde kalıyordu. Bir sürü köpeğiydi. Koyun sürüsüne bakıyorlardı. O yüzden de sürü köpeği olduğu için çok fazla köpeğin olduğu yerde anlaşıyor yani. Kavga etmiyor. Ancak bir köpeğin ona dalması lazım. Ama şu da var. Daldığı zaman da başka bir köpek ayıda deli gücü var. Yani siz böyle bakmayın kafasını eğiyordur da daldıktan sonra da dalınca yıkıyor yani. Ayıda da öyle bir güç var. Çünkü hayvanın döşü belli, fiziği belli, şeyi belli, duruşu belli, yapmıyor. Ama kavga etmek istemiyor yani. Bunun sebebi de sürü köpeği olduğu için. Anladınız mı? Aslan oğlum benim. Vallahi çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım arkadaşlar. Ayıya değil de ayının zaten böyle bir tepki vermesini bekliyordum ben. Ayı bu arada Hades orada dalmıyordu. Ayı ilk hırladı. Hırlayınca Hades atıldı. Anladınız mı? Hades ona dik dik bakıyordu orada. Şimdi baskını kurmak için, liderlik kurmak için göz teması kuruyor ayıyla. Onu bastırmaya çalışıyor. Gözlerinin içine bakarak. Ondan sonra ayı da onu kabul etmedi. Pırlayınca Hades ondan sonra atıldı. Yalnız şu var. Bunları ben anlaştırırım. Bak ben böyle olmasını beklemiyordum. Benim tahminim. Ben dedim Hades'i aldığım anda direkt dedim Hades dalmaya gider. Direkt. İçimden öyle düşünüyordum. Öyle tahmin ediyordum ama çok çok şaşırdım. Hani ben oradan dişini diyeceksiniz. Normalde sessiz konuşmam lazımken niye bağırıyorum? Şimdi orada köpekleri salık bırakıyorum. Burada ben tuttuğum için arkadaşlar köpek benden özgüven alıyor. Benden özgüven aldığı için çekiyorum ya mesela onu boynundan. Çektiğim zaman gaza geliyor. Çekmemek lazım. Mesela salma işi o yüzden daha iyi. Ama söz konusu Hades olduğu için o riske giremezdim. Direkt dalabilirdi. Ama bir dahakine ikisini bir salatabilirim. Öyle düşünüyorum yani. İstiyorsanız yorumlara yazın. Mesela Carlos'la böyle olacağınızı asla düşünmüyorum. Çünkü Carlos'la asımlar ayıyla öyle yapmadı Hades. Beni çok şaşırttı. Vallahi bugün yeni bir yaşıma daha girdim arkadaşlar. Benim köpekler maşallah iyice sakinleştiler. O eski agresyonları azaldı, agresifleri azaldı. Hepsi birbiriyle anlaşmaya başladılar. Vallahi çok mutlu oldum gerçekten. Ve eminim ki Hades'le ayıyı anlaştıracağız. Tyson da onların yanında güzel bir üçlü olacaklar. Yorumlara yazın. Bir dahakine de istiyorsanız birlikte salacağım. Gece sen de az kalsın beni ısırıyordun. Geldi arkadan bacağımı. Ben orada bağırıyorum ya. Kaza geldi gecede. Oyun yapıyorum sandı. Şimdi ben onları hep oynatıyorum ya böyle antrenmanda. Bas zıpla falan filan. Orada oyun yapıyorum sandı. Bir anda bacağımı ısırıyordu orada. Bir anda. Ama Allah'a şükür ısırmadı. Çünkü hepsi gaza geldi. Birbirini avlamaya başladı. Raşa maşa da Marla da geldi ya. Allah'a şükür onlar girmedi de. Gene sıkıntısız sosyalleştirmeyi atlattık. Sizce başarır mıyız, başaramaz mıyız? Yorumlara yazın arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.